Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim evin en sevilen lezzetlerinden biri olan köfteyi fırında çöp şiş olarak yaptım. Yanına en çok yakıştırdığım sebze tabii ki kesinlikle patates. Onu da aynı şekilde çöp şiş mantığıyla yaptım. Hemen köftemin içeriğini anlatayım sizlere. Yarım kilo kıymam var, içine bir tane yumurta, bir tane soğan rendesi, şöyle yarım su bardağı kadar da galeta unu ekledim. Siz kıvamına göre ayarlarsınız ve sevdiğiniz tüm baharatları, bir de lezzet katması için de böyle bir iki diş de sarımsak rendesi eklerseniz çok yakışıyor. Mutlaka da denemenizi tavsiye ederim. Patateslerimi de şöyle bir tırtıklı bıçağım vardı, onunla kestim. Görseli daha güzel olsun diye. Biraz da patateslere lezzet katması için zeytinyağlı bir sos hazırladım. İçine sarımsak, yine sevdiğiniz tüm baharatları ve tuz ekledim. Güzelce karıştırdım patatesleri daha da lezzetli hale getirmek için. Daha sonra böyle çöp şişleri, patatesleri böyle 5-6 tane dizdim. Birer porsiyonluk olarak ayarlayabilirsiniz. Ben bu arada köftemin hepsini kullanmadım. Böyle 3 kişiyiz. Her kişiye böyle ikişer tane köfte düşecek şekilde, çöp şiş düşecek şekilde ayarladım. Kalanını da köftemi yapıp şeklini verip buzluğa attım. Daha sonra kullanmak için aklınızda bulunsun. Şimdi artık köftelere şekil verme zamanı. Şöyle yumurta büyüklüğünde parçalar kopardım. Bu arada iki tane çöp şiş kullandım. Böyle daha sağlam olsun diye. Şöyle elimle uzatarak şeklini veriyorum. Dediğim gibi ben 3 kişi olarak ikişer porsiyonluk olarak ayarladım. Siz daha böyle kalabalık aile varsa ya da böyle kalabalık misafire yapacaksanız tamamını da kullanabilirsiniz. Yağlı kağıt sarili tepsime diziyorum. Önceden ısıtılmış 180-190 derece fırınında pişirdim. Bu arada pişirirken arada böyle çevirerek pişirmeyi ihmal etmeyin. Üst tarafı böyle çok kızarıp altı da böyle yanmasın diye. Kontrol olarak pişirmeyi özen gösterin. Bu arada pişmeye yakın da ben tepsiye soğan koydum ve domates ekledim. Varsa biberiniz, biber de çok yakışır, mantar da ilave edebilirsiniz. Böyle sevdiğiniz tüm sebzeleri garnitür olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel lezzet katacaktır. Yanına hatta böyle bir pirinç pilavı ya da bulgur pilavı, böyle çok güzel bir görsellik olacağını düşünüyorum. Biz ailecek lezzetini çok beğendik. Zaten böyle hemen hemen herkesin seveceği tüm lezzetler bir arada. Bir de üzerine kızartma yapmak yerine fırında yapıp böyle biraz daha sağlıklı hale gelmiş oldu. Şöyle domatesler de kızardı, soğanlar da karamelize oldu. Patateslerin üzerini de ben böyle biraz daha pişirdim. Hem görüntü hem de lezzet olarak çok güzel oldu. Gerçekten tam böyle misafir sofrasına yakışır bir tarif olduğunu düşünüyorum. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.